her bir yılda bir yıl boyu Koca Yusuf'un anılması ve Koca Yusuf'a layık olan değerin verilmesi gerekir. Cihan Pehlivan'ı Koca Yusuf'un Bulgaristan'ın Şumlu şehrine bağlı Karalar Köyü'ndeki evi müze oldu. Harabe halindeki eve Adana Belediyesi'nin maddi desteğiyle Pehlivan'a yakışır bir şekilde etnografya müzesine dönüştürüldü. Müzede Koca Yusuf'a ait fotoğraf ve belgelerle birlikte 19. yüzyılda köy hayatını anlatan bilgiler yer alıyor. Ana binanın yanında bir de mescit bulunuyor. Açılış töreni Edirne Valisi Dursun Ali Şahin, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Bulgaristan Hak ve Özgürler Hareketi Genel Başkanı Lütfi Mestan'ın katılımıyla yapıldı. Evet, buradayız. Tamam. Ortadayız efendim. Hep beraber ortaya bakıyoruz. Ortaya doğru bu tarafa. Adana Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Karalar'da doğan ve Koca Yusuf kitabının yazarı olan araştırmacı yazar Mecit Sağır'ın bu işe vesile olduğunu anlattı. Sözlü, Koca Yusuf'un Türklerin bir sembolü olduğunu fakat Bulgaristan'da doğduğu için bu ülke için de önemli bir değer olduğunu vurguladı. Kenan Belediye Başkanı iken yaklaşımından 4 yıl önce bu köyde doğmuş Mecit Sağır diye bir hemşehrimiz Mecit abi. Köyün en son geldiğinde daha önce ayakta halini bildiği Koca Yusuf'un evinin yıkıldığını, sadece temellerinin kaldığını ama böyle giderse birkaç yıl o temeller de kalmayacak diye bir sohbetimiz oldu ki. Edirne Valisi Dursun Ali Şahin ise Birleşmiş Milletler Kültür Kurumu UNESCO'nun bir yılı Koca Yusuf yılı ilan ederek Cihan Pehlivan'ına hak ettiği değerin verilmesi gerektiğini söyledi. Bir günle anmak değil, aslında Koca Yusuf yılı olarak belirlenen, UNESCO tarafından belirlenen bir yılda bir yıl boyu Koca Yusuf'un anılması ve Koca Yusuf'a layık olan değerin verilmesi gerekir. Hak ve Özgürler Hareketi Genel Başkanı Lütfi Mestan ise Adana Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün soyadına uygun olarak Koca Yusuf'un doğduğu evi müzeye dönüştürme sözünü tuttuğunu vurguladı. Milletin de evladı olarak onun değerlerine hürmet etmek noktasında da bir sorumluluğum olduğuna her zaman inandım. Lütfi Mestan, Koca Yusuf'un birleştirici bir unsurun olduğunu ve Türkiye ile Bulgaristan arasında kardeşliğin derinleşmesinde rol oynadığını kaydetti. Koca Yusuf 1860 yılında bu köyde doğmuştuk. Koca Yusuf buralardaki, civardaki güreşlerini yaptıktan sonra hepimizin bildiği gibi Osmanlı toprakları için. Katılımcılar daha sonra açılış kurdelesini keserek Koca Yusuf'un evini gezdi. Müzeyi inceleyen Vali Dursun Ali Şahin, Başkan Hüseyin Sözlü, Hak ve Özgürler Hareketi Başkanı Lütfi Mestan mindere oturarak hatıra fotoğrafı çektirdi. Açılışın ardından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Koca Yusuf yağlı güreşleri yapıldı. Koca Yusuf'un evinin müzeye dönüştürülmesine vesile olan araştırmacı yazar Mecit Sağır, 1860 yılında doğan Koca Yusuf'un Osmanlı topraklarında kendisine rakip olacak kimse bulamayınca pehlivanlardan bir ekip kurarak Fransa'ya gittiğini ve orada müthiş Türkler olarak adlandırıldıklarını anlattı. Fransa'da korkunç Türk diye anılan Koca Yusuf'a ABD'ye gittiğinde ise güreşin İskenderi lakabı takıldı. 144 kilogramlık Koca Yusuf, ABD'den ayrılırken bindiği geminin batması sonucu 38 yaşında hayatını kaybetmişti. Koca Yusuf 1860 yılında bu köyde doğmuştuk. Koca Yusuf buralardaki, civardaki güreşlerini yaptıktan sonra hepimizin bildiği gibi Osmanlı toprakları içerisinde yenecek pehlivan kalmadığından dolayı burada bir ekip teşkil eder, Fransa'ya giderler. İşte orada bu dördü birden müthiş Türklerdirler. Yani müthiş Türk değildir Koca Yusuf. Müthiş Türkler ekibidir. Orada o ünvanı almıştır. Diğer müsabakaları neticesi hiç yenilmemiş. Amerika'da da bilindiğiniz gibi gazetelerin, o zamanki gazetelerin manşetine bakmak mümkün olsa güreşin İskender'i demişler. Bugünkü Kırkpınar güreşlerini minder usulü yağlı güreşler diye tanımlayan Mecit Sağır, Koca Yusuf'un döneminde böyle bir şey yoktu. Kıran kırana mücadele vardı.
güreş bitinceye kadar, sonuçlanıncaya kadar şeklinde konuştu. Koca Yusuf bütün zamanlar içerisinde, bilinen tarihiyle müstesna bir adamdır. Bakın bugün Kırkpınar'a gidiyoruz. Kırkpınar'ın ne hale geldiğini görüyoruz. Bugün Kırkpınar'da yapılan güreş benim kanaatimce minder usulü yağlı güreş. Bir kere verilen bir müddet neticesinde adam bir arkaya geçiyor, puan alıyor, Kırkpınar'ın baş pehlivanı oluyor. Koca Yusuf'un döneminde böyle bir şey yok. Kıran kırana güreş var. Güreş bitinceye kadar, sonuçlanıncaya kadar. Özetler.